Mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün sizlere yine bir uygulamanın kullanımından bahsedeceğiz. Ekibim ve ben sizler için faydalı olabilecek bütün mobil uygulamaları kanalımızda çekiyoruz. Bildirim zilini açabilirseniz çok mutlu oluruz. Haydi videomuza başlayalım. Merhabalar, mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle CepteTep mobil uygulamasında fatura ödeme işlemlerinin nasıl yapıldığını ve otomatik ödeme talimatını nasıl verebileceğimizden bahsedeceğim. Hazırsanız videomuza başlayalım. Öncelikle arkadaşlar, burada ana sayfada ödemeler menüsüne giriş yapıyorum. Fatura ödeme diyerek ilerliyorum. Burada faturalar seçeneğinden devam ediyorum. Öncelikle fatura ödemek için hizmet tipini belirlememiz gerekiyor. Burada telefon, internet, elektrik, doğalgaz, su, televizyon ve site yönetimi dahil olmak üzere birçok hizmet tipi mevcut. Örnek olarak telefon fatura ödemesini yapmak istersek kurum tipini buradan belirlememiz gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi oldukça fazla kurum yer alıyor. Örnek olarak Turkcell'deki bir cep telefonu faturamızı ödemek istersek burada abone numarası yerine başında 0 olmadan cep telefonunuzu yazıyorsunuz. Devam diyerek bir sonraki adımda artık eğer mevcut bir faturanız bulunuyorsa ödeme araçlarından hesaplarınızdan tercih yaparak ödemesini sağlayabiliyorsunuz. Buradaki bilgilere de dikkat etmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi Turkcell faturaları şubeden akşam 5'e kadar, TEP internet şubesinden veya telefon şubesinden de saat 23'e kadar yapılabiliyor. Ama bizim için mobil şubede olduğumuz için şu an herhangi bir engel bulunmuyor arkadaşlar. Kurum tipini burada değiştirdiğimiz zaman örnek olarak Vodafone'u belirlediğimiz zaman gördüğünüz gibi sadece yine başına 0 yazmadan cep telefonu numaramızı yazıyoruz. Devam diyerek ödeme araçlarından ödemesini yapabiliyoruz. Buradan internet ödememizi yapmak istersek kurum tipinden örnek olarak Süper Online kullanan bir kullanıcı isek buradan 8 karakterli müşteri numaramızı bu adıma giriyoruz. Devam diyerek mevcut borcumuzu buradan ödeyebiliyoruz arkadaşlar. Hemen hızlıca geliyorum. Örnek olarak su ödemelerine baktığımız zaman bütün anlaşmalı kurumlar bu menü üzerinden görüntülüyorum. Örnek olarak Adana suyu seçtim. Sözleşme numaramı bu alana doldurduktan sonra devam diyorum ve bir sonraki adımda ödeme araçlarına ödemeyi yapabiliyorum. Otomatik talimatlara baktığımız zaman da yeni otomatik ödeme talimatı diyerek ilerliyorum. Burada standart fatura ödemeyle aynı şekilde kurum tipini belirledikten sonra burada farklı olarak elektriği seçelim. Kurum tipini belirliyorum. Tesisat numarası ve talimat adını girdikten sonra yani biz ait tesisat numaramızı bu alana doldurduk. Talimatımıza bir isim vermemiz gerekiyor. Bu alana elektrik otomatik ödeme talimatını yazabiliriz. Burada ödemenin hesaptan mı kredi kartından mı gerçekleşeceğini belirlemek için ödeme yapılacak hesabımı veya kredi kartımı seçiyorum. Ardından hesaba alternatif olarak da kredi kartını seçebiliyorum arkadaşlar. Yani hesabımızda eğer bakiye bulamıyorsa kredi kartından çeksin diyebiliyoruz. Devam diyerek bundan sonraki adımlarda artık biz faturayı kendimiz böyle tek tek uğraşmadan otomatik şekilde ödenmesini sağlayabileceğiz. Evet arkadaşlar. Buradaki bütün talimatlarımızı da bu menü üzerinden görüntüleyebileceğiz. Oluşturduğumuz ödeme talimatını bu menüde görüntüledikten sonra üzerine tıklayarak talimatı iptal ederek kolayca iptalini sağlayabileceğiz. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir mobil uygulama videoları kanalının sonuna daha geldik. Ben Eyüp Esen ve ekibim sizler için kaliteli ve faydalı olabilecek birçok mobil uygulama videosunu bu kanalda çekiyoruz. Siz de destek olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tabii ki de bildirim zili abone olmaktan daha önemli. Şimdilik hoşçakalın.